hür, bağımsız bir bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına olan inancımı belirterek hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunarım. Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan, başta Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan, bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Vatanın her köşesinde görev alan bütün polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Milletimize musallat olan terörün her türlüsünü ve terörü doğrudan ve dolaylı destek veren dış ve iç milletleri nefretle kırıyorum. Bu milletin asla tutsak yaşatılmayacağını bilmeleri gerekenler, bu büyük devletin küllerinden tekrar bir devlet çıkacağını hesap edememişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1923'te milletimize en yakışan rejim olan Cumhuriyet İdaresi'ne geçirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy bölüğüne kabul edilmiş, aynı gün Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, altyapı hizmetlerinde hülasa olarak her sahada çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Cumhuriyetin korunması ve kullanması için gençliğin bekçiliğine her zaman ihtiyacımız vardır. Bu millet güçlü bir aktör olarak ortaya çıkan milli harp sanayisini kurmuş, demokrasiyle de taşlandırmıştır. Cumhuriyet dünya durunca yırtılmaya devam edecektir. Bu nedenle Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak en temel görevimizdir. Kıymetli öğretmenler, Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak bölgesine sahip çıkacak gençler sizin ellerinizde büyümektedir. Sizlerden ilim, irfan ve ahlak sahibi, inancına, tarihine, kültürüne, ailesine, annesine, babasına, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini bilen, yerine getirmeye çalışan bir gençlik yetiştirmenizi özellikle istiyorum. Bunun yanında gençlerimizin zihinlerine, ülkesine ve milletine karşı sorumluluk bilincini de yerleştirmemiz gerekmektedir. Sevgili gençler, Atatürk Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görev yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizde bulunduğumuz yerden çok daha ilerilere götürecek gençlik yetişmektedir. Bu duygularla hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyorum. Hepinize sağlık ve sevinçler diliyorum, saygılarımı sunuyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Çünkü senin
Thank you.
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığımız Fener Halayı'na hepiniz hoş geldiniz. En basit anlatımıyla Cumhuriyet, yöneticilerin halk tarafından belirli süreyle seçildiği yönetim biçiminin adıdır. Bu o anlamıyla saltanatın ve monarşinin karşısındadır. Bundan tam 99 yıl önce, 29 Ekim 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi cumhuriyettir diyerek cumhuriyetimize armağan etmiştir. Esasında cumhuriyet ve daha sonra kabul ettiğimiz demokrasi Türk milletinin en büyük kazanımlarındandır. Bu vesileyle 99 yıllık cumhuriyet hayatımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz çok önemli kazanımlar göstermiş, çok önemli gelişmeler göstermiştir. Bazı alanlarda dünyada söz sahibi olmuşuzdur. Sevgili gençler, inşallah daha çok çalışarak, daha çok üreterek devletimize her alanda söz sahibi yapmak sizin eseriniz olacaktır. Tam 99 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesi her yıl güçlenerek yanmaya devam edecektir. İnşallah gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Tüm ülkemizde çok geniş kapsamlı kutlama programları olacak. Başkanımızla da konuştuk. İlçemizde de inşallah muhteşem bir kutlama programı olacak. Allah sağlıkla, sıhhatle, devlet millet olarak daha güçlü, daha müreffeh bir şekilde 100. yıl aşmaya nasip etsin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gevşemeyin, üzülmeyin, inanıyorsanız mutlaka siz üstünsünüz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvâdur rahim. Milletimizi her türlü tehlikelerden, iç düşmanlardan, dış düşmanlardan, kafirlerden, münafıklardan, fasıklardan muhafaza buyur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Milletimizin arasına daima sevgi, muhabbet ver. Milletimizin arasına nefret, fitne verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizden bereketini, rahmetini esirgeme. Bayrağımızı şu gökte bulunan hilal gibi daima dalgalandır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı koru. Evlatlarımızı bütün kötülüklerden, şerlilerden, kötü arkadaşlardan, nefisten, şeytandan muhafaza buyur ya Rabbi. Amin. Gençlerimizi bütün günahlardan, küçük günahlardan, büyük günahlardan, alkolden, uyuşturucudan muhafaza buyur ya Rabbi. Amin. Gençlerimize çalışma azmi ver, kararlılık ver ya Rabbi. Onları tembellikten, başarısızlıktan muhafaza buyur ya Rabbi. Devletimizi yöneten büyüklerimize yardım eyle ya Rabbi. Devletimiz için çalışan bütün insanlara yardım eyle ya Rabbi. Onlara güç ver, kuvvet ver ya Rabbi. Devletimizin, milletimizin güvenliği için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize yardım eyle. Yardım eyle, onlara güç ver, cesaret ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize ve gazilerimize rahmet eyle. Onların makamlarını âli eyle ya Rabbi. Amin. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet ver ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.
ve selamun alel murselin ve selametun alel hadirin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el Fatiha.